Dün Tesla yatırımcıları açısından yine çok zor bir gündü. Hisse senedi %10'a yakın değer kaybetti. 120 dolarlar civarlarına gelmiş durumda. Şirketin toplam değeri de yıllar sonra ilk kez 400 milyar doların altına kadar indi. Bir ara 1.2 trilyon dolarlık değerleme vardı. Yani hakikaten kayıp inanılmaz boyutlarda. Ve dün çok yüksek hacim vardı Tesla hissesinde. 140 milyona yakın hisseyle değiştirdi. Bu benim bildiğim kadarıyla tarihteki en yüksek işleme hacmi. Bu da yine Elon Musk acaba hisse senedi mi satıyor korkularını gündeme getirdi. Ve Elon Musk'ın hisse senedi satması çok etkili oluyor. En son mesela raporladığı satışta 3,5 milyar dolar hisse satmıştı bir gün içerisinde 12 Aralık'ta. Toplam bir haftada Tesla perakende yatırımcıların alımları 600 milyon doları ancak buluyor. Yani Elon Musk bu şiddette bir boşaltma yapınca hisse senedini perakende onu alamıyor bireysel yatırımcılar. Kurumsal yatırımcılar da bu aralar Tesla'dan biraz uzak duruyorlar. Hem makroekonomik gelişmelerden dolayı hem de Elon Musk'ın Twitter'daki antikalıklarından dolayı. Dayağı bundan dolayı yiyoruz. Fakat kapanış sonrası, borsa kapanış sonrası enteresan bir şey oldu ve Elon Musk Twitter'da bir canlı Spaces yayınına katıldı. Ve orada Tesla'nın Twitter'ın geleceği hakkında çok ilginç şeyler söyledi. Bugün onları sizin için özetlemek istiyorum çünkü bir Tesla yatırımcısının bunları bilmesi önemli. Tabii lütfen unutmayın, anlattıklarım asla bir yatırım tavsiyesi olma iddiası yok. Sadece piyasada olan bitenleri söylüyorum. Bir de videonun sonunda benim pozisyonumu da anlatacağım. Çok merak edenleriniz var, soranlar da oldu. Çünkü bir takım stop loss duyuruları yapmıştım. Onlarda neler oldu? Dün tekrar hisse almaya başladım mı acaba? Bütün bunları videonun sonunda paylaşıyor olacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Dün Tesla hissesinde yaşanan sert düşüşten sonra borsa kapanışından sonraki pazarda epey bir yükselme oldu %2'ye yakın. Bunun sebebi Elon Musk'ın katıldığı Twitter toplantısında hayır ben artık hisse senedi satmayacağım demesiydi. Hiç satmayacağım demedi. Tam olarak şunu söyledi. 18 ile 24 ay arasındaki bir süreçte hisse senedi satmama gerek kalmadı. Twitter'ın finansmanını çözmüş durumdayız. Zaten daha evvel de şöyle bir duyurusu vardı. Twitter yılda 3,5 milyar dolar para yiyen bir yerde gelecek yıl ama pozitif nakit akışına geçeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü masraflarda çok ciddi kısıtlama yaptık demişti. Bundan dolayı kenara ayırdığım bu son satışlarla beraber gelen parayla beraber artık Twitter'ın ekstra finansmana ihtiyacı yok. 18 ile 24 ay arasında gelecek yıl için ise 2023 yılı için ise kesinlikle hiçbir koşul altında hisse senedi satmayacağım dedi. Vallahi artık sözünde durur mu durmaz mı bilinmez. Bunlar iş insanı sonuçta. Piyasaların gidişatına göre işler değişebilir ama söylediği şey şu. Twitter'daki derdi çözdük. Tesla'da zaten çok ciddi nakit rezervimiz var. Ben artık hisse senedi satmayacağım dedi. İşte bu açıklamada hisseyi biraz kıpırdattı. O bugüne nasıl yansır tabii bilemiyorum. Çünkü Tesla ile ilgili tek açıklaması hisse senedi alım satımıyla ilgili değildi. Daha başka haberleri de vardı ve bunun bir kısmı pek de iyi haberler değil. Nedir pek iyi olmayan haber? Diyor ki resesyondan biz de etkileniyoruz. Talebimiz etkileniyor. Çünkü bir yandan faizler yükseliyor. Arabalar krediyle alınan ürünler. İnsanlar onu finanse edemiyorlar. Bir yandan insanların gelirinde azalma var. Bir yandan da enflasyon bizim giderlerimizi de yükseltmiş durumda. Bunlar bütün talebi toptan etkiliyor, bizim işimizi zorlaştırıyor dedi. Bu konuda gayet net konuştu ve önümüzdeki dönemde kar marjlarında gerilemeler yaşayabiliriz dedi. İyimser baktığı yön ise şu, bizim kar marjlarımız çok yüksek. Biliyorsunuz daha evvel bu konuda birkaç kere bahsettim. Tesla sektördeki en yüksek Porsche'den sonra yanılmıyorsam araç başı karlılığa sahip. O yüzden biz buna başa çıkabiliriz dedi. Yani fiyatları indirip hayata devam edebiliriz. Bu konudan avantajlıyız dedi. Bir de o bahsetmedi ama küçük bir ekleme. Gelecek yıl Amerika'da elektrikli araçlar konusunda çok ciddi bir teşvik geliyor. Araç başı 7500 dolara yakın. Tesla'nın bir kısım araçları bu teşvikten yararlanacak gibi gözüküyorlar. O da avantajlı bir mesele tabii. Yani bizim kar marjımız yüksek dedi. Biz bu yüzden kar marjımızı kısıp yüksek hacimle iş yapmaya devam etmek istiyoruz. Biz büyümeye devam etmek istiyoruz. Çünkü büyüdükçe aslında araç başı maliyette geriliyor belli bir sürecin sonunda. Hatta dedi biz gerekiyorsa sıfır karlılıkla araç satsak yine para kazanırız. Çünkü bunun üzerine sattığımız bazı yazılımlar var. İşte otonom sürüş yazılımı gibi. Hani onlarla da idare edebiliriz dedi. Oraya kadar ineceğini söylemedi ama buna bile hazırız dedi. Yani öyle baktığımızda demek ki resesyon var. Resesyonun sertleşeceğini düşünüyor Elon Musk. Yumuşak iniş olmayacağını, sert iniş olacağını düşünüyor. Amerikan Merkez Bankası'nın bu konuda hata yaptığını defalarca belirtti Twitter'da. Ben de aynı kanaatteyim ve bu bizi etkiler. Ama biz buna hazırız. Niye? Çünkü kar marjımız yüksek. Oynayabileceğimiz alan var. Bir de nakitimiz bol. 20 milyar doların üzerindeydi son çeyrekteki nakitleri. Bu çeyrekte daha da artmış olacağını düşünüyorum. 22-23 milyar dolar civarında bir nakit ve sıfır borçla giriyorlar yeni yıla. Başka hiçbir otomobil üreticisinde bu durum yok. Bu da bizi avantajlı duruma getiriyor diyor.
Bu konuda ben de küçük bir not eklemek isterim bu arada. Otomobil üretiminde, otomobil üreticilerinin çoğunda gelecek yıl çok büyük sorunlar yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü bu diğer firmalar bir yandan da fosil yakıtlı araçtan elektrikliye geçmeye çalışıyorlar. Ve elektrikli araçlarda kar etmiyorlar. Tesla ise elektrikli araçta kar ediyor. Yani bir yandan küçülen bir fosil yakıtlı araç işleri var. Elektrikliye geçmek istiyorlar, orada kar yok. Bir yandan da piyasalar genel olarak daralıyor. Bir yandan da Tesla diyor ki fiyat rekabetinin dibine kadar dalmaya hazırım. Diğer üreticilere Allah kolaylık versin diyorum. Ama Tesla'nın da durumu bu yönden çok kolay değil gibi gözüküyor. İkinci bir merak edilen konu, Tesla hisse senedi geri alımına başlayacak mı? Çünkü Elon Musk çok hisse sattı. Piyasada aşırı hisse bolluğu var ve fiyat da epey düştü. Elon Musk bu konuda diyor ki biz bunu istiyoruz aslında diyor. Daha evvel de belirtmişti zaten. Fakat henüz 2023'te yaşanacak resesyonun sertliğinden emin değiliz. Eğer çok sert bir resesyon yaşanacaksa nakitle girmek isteriz. Onu biraz görelim. Eğer baktık ki beklediğimiz kadar sert değil resesyon, hisse senedi fiyatı çok düşük, o zaman alım kararını onaylayacağız diyor. İşte bu da yine böyle bir belirsizlik ama bence doğru karar. Öncelikle şirketin ayakta durması gerekiyor. Hisse senedi fiyatı bir gün geriye gelir. Kısa vadede telaşlara gerek yok bence o konularda. Yani bireysel yatırımcıda iş değişebilir de Elon Musk açısından söylüyorum. O da bunu böyle yöneteceğiz diyor. Bir diğer önemli açıklama yeni bir gigafabrika ile ilgili. Biliyorsunuz Meksika'da bir gigafabrika açılacağına dair çok dedikodu var. Ben de bununla ilgili bir video yapmıştım. Lokasyonu söylemedi. Kesinleşmeniz lokasyon dedi ama çok az zaman kaldı. Birkaç detay çözeceğiz. Ondan sonra yeni gigafabrikamızın duyurusunda yapacağız dedi. Bu da yine piyasa açısından hoş, iyi bir haberdi. Yoğun gelen bir soru şu oldu. Twitter'da bu canlı yayın sırasında, abi sen hep Twitter'la ilgileniyorsun, Tesla'da ilgilenmiyorsun, bu işler ne olacak? Dedi ki bir tek Tesla toplantısını kaçırmadım şu ana kadar. Ben orada olsaydım Tesla'nın daha iyi yapacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gayet konsantreyim. Tesla şu anda çok iyi performans gösteriyor. Üstelik de Twitter'daki yüküm de azalıyor yavaş yavaş dedi. İlk başta tabii sadece Twitter'a verdim kendimi. Şimdi dengelenmiş durumda. Önümüzdeki bir ay içerisinde Twitter artık kendi kendini yönetebilen bir yer olacak ve benim bilişsel kapasitemden az yer tüketecek dedi. Bir yandan da biliyorsunuz CEO arayışındalar Twitter için. Hatta enteresan da bir gelişme oldu. Geçenlerde hakkında bir video yaptım. Mr. Beast Elon Musk'a tweet attı ve dedi ki abi beni dedi CEO yap dedi. Elon Musk'a neden olmasın dedi. Bu arada bence fena fikir de olmayabilir. Çünkü evet yani eğitim biraz sıkıntılı bu genç arkadaşımızın ama Twitter'in gitmek istediği yer olan video içeriği, yaratıcılara para ödeme falan gibi konularda çok kuvvetli birisi. Kendisinin tabii dev bir seven kitlesi var. Yani o yönden enteresan olabilir bakalım şaka mı hiç ciddi mi görüyor olacağız. Bir başka önemli açıklama lityum fabrikası, lityum rafinerisi hakkında geldi. Biliyorsunuz lityum rafinerisi kurmaya çalışıyor. Kendi pillerindeki ham madde sorunu çözmek konusunda önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bunu devreye almış olacağımızı ve bir miktar lityum elde edeceğimizi düşünüyoruz dedi. Otonom sürüş versiyon 11, yazılımın 11. versiyonu hakkında da bu yılbaşından önce piyasaya çıkacak dedi. Bir öncekine göre çok ciddi gelişmeler var. Üzerine yoğun şekilde çalışıyoruz dedi. Ama bütün bunların ötesinde kapanış bölümünde Elon Musk dedi ki evet önümüzdeki yıl fırtınalı olacak. Ama ben hala Tesla'nın dünyanın en değerli şirketi olacağına inanıyorum. Ki bunu en son dediğinden bugüne kadar %50 değer kaybettik aşağı yukarı. Ama önümüzde bir fırtınalı dönem var. Bu fırtına dönemi atlattığımızda güneşli günler bizi bekler. Çünkü en iyi ürünler bizde. En iyi yeni ürün fikirleri mesela ucuz Tesla gibi bizde. Nakitimiz bol, talebimiz iyi. Biz bu işi en iyi yönetecek şirketiz dedi. Gelelim benim kişisel pozisyonuma. 160 dolar civarında trade portföyüm zararla sattım. Yani orada zararım var. 140 dolar civarında uzun vadeli yatırım portföyümden bir bölümü leak oldu. Orada zararım yok. Tam tersi çok büyük karım var. Çok eski hisseler onlar. Dün ise 126-127 dolar civarında bir miktar tekrar o uzun vadeli portföy için alım yaptım. Yani makro ekonomide zırvalamalar olmazsa Tesla'nın buralarda bir yerde dibe yakın olduğunu düşünüyorum. Bilinmez tabii yani bazı tahminler 80 dolara kadar gider diyorlar. Resesyonun sertliğiyle Tesla nasıl başa çıkacak onu göreceğiz. Bugün piyasalar Elon Musk'ın o dünkü açıklamana nasıl bir tepki verecekler onu göreceğiz. Yani bütün bunlar çerçevesinde karar vermek zor ama yani dün bir miktar aldım ise belki de erken almışımdır bilemiyorum. Benim durumum bu ama anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi olmanı tekrar hatırlatayım. Eğer anlattıklarım hoşunuza gitmese lütfen bir like süper olur. Sorularınızı yorumlarınızı aşağıya paslayın. Onlara da mümkün olduğu cevap vermeye çalışıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.